Biz hep şunu söylüyorduk. Ceren diyorduk ki mesela Okan ve Muslera değişikliği olur mu diye. Zor gözüküyor. Yani çok mecbur kalması lazım. Çünkü Muslera çok formda. Kasımpaşa maçının ilk yarısında kurtardığı bir top vardı mesela uzaktan. O top takibi yerinde. Şu anda çok formda Muslera. Bu formuyla ben Okan Koç'a formayı verebileceğini çok fazla ihtimal vermiyorum. Ancak çok sıkıştı belki rakibe göre olabilir ama o da çok zannediyorum ki böyle zor bir ihtimal ya. Herkesin yeri değişebilir ama şu anda Mustafa'nın yeri değişmez gibi gözüküyor. Zaten çok uzun süredir de Galatasaray'ın böyle temsili gibi bir şey oldu Muslera. Hani kale deyince Galatasaray'da direkt Muslera. Artık temsili değil, artık efsanesi oldu. Yani Galatasaray'da şöyle yılların şöyle bir 30 yıla vuralım bakalım mesela. Hatta 50 yıla vuralım. Kim vardır dersen belli. Rahmetli Berlin Panteri Turgay Hoca. Ondan sonra arkasından geliyor Simović. Sonra geliyor Taferel, Mondragon, Taferel. Şimdi Muslera. Zaten en fazla formayı giyen şu anda Muslera oldu. Uzun süreli olduğu için artık 12. senesi. Dolayısıyla burada Muslera bir efsane. Muslera Galatasaray futbolu bırakırsa hizmetlerine de devam edecektir. O yüzden bir futbolcudan, kaleciden çok fazlası oldu. Şampiyonluklarda çok ciddi payı var. Müzede yerini alacak şimdiden diye düşünüyorum. O yüzden Muslera'nın ben Galatasaray'a daha çok şey vereceğini düşünüyorum. Yapılan transferlere baktığımız zaman da son yılların en önemli transferleri yapıldı. Galatasaray'da bir 2012 yılında Ünal Aysal zamanında böyle bir transfer hatırlıyoruz. Sneijder'le Drogba'yı, Ebu Ali, Riyaralı, işte Melo'lu bir transfer dönemi. Onun ardından bir de 2017'de yine Dursun Özbek döneminde kimler vardı orada? Gomis vardı, Belanda vardı, Rodriguez vardı, Fegüli vardı, Mariano vardı. Çok geniş bir kadro vardı ve 2 sene o takım şampiyonluk gördü. Sonra Podolski'ler de dahil oldu. Şimdi de yeniden Galatasaray'ın 2011-2012 sezonundan beri bu tarafa baktığında 10 yılın en iyi transfer planlaması ve en iyi kağıt üzerinde oyuncuları transfer edildi. Ve bunlar yapılırken de Sayın Dursun Özbek'in bizzat ifadesi bu. 2 milyon da euro da eksik. Yani transfer harcanan para. Geçen sezon harcanan parayla bu sezon harcanan paranın 2 milyon euro da eksiği. Ve geçen sezon yaptığınız transferlerden şu anda takımda baktığın zaman oyuncu yok. Bir Nelson var. Diğerleri hep olan isimlerdi yani. O yüzden bu sezon çok anlamlı bir sezon. Galatasaray bu kadroyla 2 hafta önce bu kadar iddialı değildi ama şu an şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu söyleyebilirim. En güçlü. Evet. Ama 2 hafta önce eksikleri var diyordum. Kulübe zayıf diyordum. Ama bugün bakıldığı zaman kulübedeki oyuncuların dışında kulübeye bir 5-6 tane daha dışarıda kalacak oyuncu görünüyor. Üstelik daha Icardi gelmedi. Yani daha doğrusu oyuna Tabii dair. burada mesela Mata'ya da haksızlık ediyoruz. Mata gibi bir transfer Türkiye'ye normalde gelmezse günlerce konuşulur. Ve biz şu an Juan Mata'yı hiç konuşmuyoruz. Icardi Bu sezon gelmeden geldikten çok böyle sonra konuşulur. ballı bir transfer sezonu olmadı mı? Yani çok inanılmaz atraksiyonlu. Genel alanda gözümüzün pasını sileceği, bize futbol zevki yaşatacak çok fazla futbolcu var. Çok fazla yıldız var. Ligimizin kalitesi inşallah daha yukarıya çıkar. Her İnşallah. sezon iyi futbolcular vardı. Kalite olarak aşağı düşüyorduk ama seyir zevki olarak sadece bizim değil, bu isimleri Avrupa'dan izleyiciler de fazlaşacak bence. Sadece derbileri değil, derbiler dışında da bu baktığın zaman Icardi'yi, Juan Mata'yı, işte İtalya'da mesela Mertens hayranları kolay değil yani orada Napoli efsanesini Türkiye'de izliyorsunuz. Yine keza Torero aynı şekilde. Galatasaray şu anda gıptayla bakılan bir kadro oluşturdu. 11'de değil, yedekleriyle, yedeklerin de yedekleriyle 2 tane kadroyu 22. Harika bir. 22'nin şu anda gençlerle beraber 30'a yakın ama 22 futbolcudan bakarsan 2 tane yıldızlar ağırlıklı kadro çıkartabiliyorsunuz. Fenerbahçe de çok geniş bir kadroya sahip. Beşiktaş da Evet. kadrosunu genişletti. Trabzonspor da kadrosunu genişletti. Başakşehir aynı, Adana Demirspor aynı, Konyaspor aynı. Bu sene çok güzel bir yarış bizi bekliyor. Ama Umarız yarışın içinde spektrum hatalarının da en aza indiği, hatta hiç olmadığı mümkünse bir lig geçiririz. Çünkü o da bu sezon ligin daha yeni başlamasına rağmen çok konuşulan konular arasında ligimizin kalitelere gelmesi için bu konuda biraz önemli. en önemli şey o. Ligimizin daha kaliteli bir konuma gelmiş olması, hakemlerin adaletli olması, hakemlerin oyunu oynatması. Dün Kasımpaşa maçında da mesela zaman zaman Gomis'e yapılan bir faul vardı. Hakem orada pozisyonu ağır geçti. Bir kere Kerem vardı. Galatasaray ya da Fenerbahçe Beşiktaş üzerinde değil. Tüm takımlara eşit ve adaletli olunmalı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçı olayında yaşanan
olaylarla alakası hiç olmayan Josef ceza aldı mesela. Josef'e normalde ödül verilmesi lazım. Ceza alıyorsunuz. Ve bu cezanın bir maç iptali yapılmıyor. Ben Galatasaray'ın Beşiktaş'a da yapılsa, Fener'de yapılsa bir haksızlık hangi takıma yapılsa bunu konuşurum. Josef bugün çok önemli bir karşılaşmada yer alamayacak. Neden? Sahaya atlayan bir taraftarı engellediği için, ona müdahale ettiği için. Hakemin göz önünde belki hakeme olacak. Hakeme o hareketi yapmış olsaydı, Josef tutmamış olsaydı ne olacaktı? Taraftara kırmızı kart mı gösterecekti? Hakem ceza almıyor, Josef ceza alıyor. Bunlar da dahil adalet lazım. Sistemde gerekirse değişiklik yapılacaksa bir maçta da değişiklik yapılır. Ben oradaki Josef'in bir maçlık cezasına hakikaten çok üzülüyorum. Çok üzüldüm. Bu herhangi bir takıma da yapılsaydı aynı şeyi söylerdim yani. Bu sadece bir maçla kalmaz. Bu kararı verilmesi aslında geleceği de insanın gelecekte de güveninin kırılmasına sebep oluyor aslında. Psikolojik olarak da bu da ağladı. Kaç yaşındaki onun çoluğu var, çocuğu var, ailesi var. Gözyaşlarını tutamadı. Kendini ifade etmekte zorlandı. Bu ülkede futbol oynanmaz. Yani bu ülkede bu şartlar altında dedi. Yani sanki ülkeyi kötülemedi aslında orada. Ben o toplantıyı izledim. Ama toplantıdan 3 saat önce sosyal medyaya girdiği zaman sahaya atlayan kişinin serbest kaldığını, kendisinin bir maç ceza aldığını düşünün yani bunu. O nasıl bir psikolojiyle oraya çıkacak? Bu insanın bir ailesi var, çoluğu var, çocuğu var, akrabaları var, görüntüleri izliyor. Yani bunlar normal şeyler değil. O yüzden hakemler daha adaletli, daha dikkatli. Varıyla yoğuyla artık. Orada var hakemi çağırsın ya. Kendi gözünden de o karambolden göremediysen niye o? Ya bir karar alınması lazımdır raporlara yazılmadan. Değişecekse de bir maçta değişsin. Bu programın Josef'in cezasının kaldırılması hangi kulüp yöneticisini, hangi kulübün taraftarını, hangi kulübün yani neyini dersek diyeyim, kimi rahatsız edebilirdi bu ceza kalkmış olsaydı? Maçta yapılan iki futbolcunun ettiği kavga değil ki bu ya. Taraftar atlıyor. Sahaya giren taraftara direkt pataküte de girdiği de yok. O müdahale orada başkasına zarar vermesin diye müdahalede bulunuyor. Ve burada ceza alıyor. Çok üzücü bir durum. Yani bu hakemleri dışarıdan getirebilsek diye sorular var. Az önce bir arkadaşımız kravatın çok sıkıyor demiş. Ben de hemen aşağıya aldım. Eksik olmasınlar hemen dikkat ediyorlar oradan da. Abi Sorular çok. istersen yavaş. Ay, özür dilerim. Josef saldırganı ayırmaya mücadelesi vermedi. İlk hareket kafasına vurmak mı demiş. Kafasına vurdu sonra sarıldı. Ya şimdi burada o anda bilemezsiniz ki bunu. Niye dönemedin? Josef'in sağdaki agresifliğini konuşalım. Sağdaki hırçınlığını konuşalım. Sağdaki mücadelesini konuşalım. Bakın gelelim. Ben böyle Türk futbolunda birçok futbolcu sayarım hırçın olan. Melo hırçındı. Kaptan Bülent Korkmaz hırçındı. Emre Belezoğlu hırçındı. Sahada içindeki o futbol kuralları içindeki hırçınlık başka bir şey. Ama Josef orada sahaya atlayan bir kişi. Belki orada tutmasa onu hemen hakemin arkasına gelecek. Salih var. Başka takım arkadaşları var orada. Ya bu konuda ya öyle yaptı ya da böyle yaptı diye bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya ben bunu Kesinlikle. Bu konu tartışmaya da kapalı bir konu bu arada. Tamamen orada can sağlığı söz konusu.